Korsede kime gülüyor? Nasıl şey? Hoş geldiniz. Ayhan abi. Ayhan abi. Sözlerime şu şekilde başlamak istiyorum. Değerli belediye başkanımıza, okul müdürümüze, değerli öğretmenlerimize ve siz kıymetli öğrenci kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Halktan dolayı da çok mutlu olduğumuzu samimiyetle söylemem gerekiyor. Yarın burada futbol adına güzel bir gün yaşanması en büyük dileğimiz. Biraz sonra belki sorular içerisinde de yer alır. İnsanları birbirine paylaştıran, birleştiren, işte hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde yarın Nazilli ile Bursa Spor'un maçı oynayacak ve iki tane böyle yüzü de kulüp bir araya gelecek. Dostluk köprüleri atılacak. Belki bundan sonraki dönemde de çok hayırlı işlere de vesile olacak bu karşılaşmak istiyorum. Okulunuza geldim, çok fazla gezme imkanı bulamadım ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok güzel bir okulunuz var. Sizler bu yönde çok şanslı öğrencilersiniz. Ve tabii ki öğretmenleriniz size zaman zaman abi oluyorlar, abla oluyorlar, anne oluyorlar, baba oluyorlar ve sizi bir yerlere taşıma adına çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Aynı şekilde anneleriniz, babalarınız da işte fedakarlık yapıp sizi böyle güzel, nezih bir okulda okumanız için buraya yolluyorlar. O yüzden hepinizden şunu istiyorum. Size bu kadar umut bağlamış, sizin için bu kadar fedakarlık yapan, gecesini gündüzüne katan bu insanların bu emeklerini boşa çıkarmayın. Çok çalışın, derslerinizde başarılı olun ve bu beklentilere cevap verin. Bu beklentileri vardır, hedefleri vardır, idealleri vardır. Bunlardan birisi de tabii ki milli takımdır. Milli takımda antrenörlük yapmak tabii ki her antrenör için çok kutsal bir görevdir, ülkeye hizmet etme adına. Ama şu anda böyle bir beklentim yok. Ki çok güzel bir kulüpte çalışıyorum. Hedefi büyük olan bir kulüpte çalışıyorum. Tamamen enerjimi ve konsantrasyonumu kendi kulübümüzün başarısı için harcamak istiyorum. Başında bu geliyordu. Yani sen vesile oldun. Çok sağ olasın. İçinizde mutlaka futbolcu ya da basketçi olmak isteyenler vardır. Var mı? Maşallah. Bayağı da fazla. Şunu biz kendi altyapımızda uygulamaya başladık. Yani telefonu bir takımın altyapısında belki şimdi de oynayalım abi. Bir takımın altyapısına gireceksiniz. Biz şu anda Bursa Spor altyapısında hocalarımıza şunu özellikle söyledik ve bu konuda taviz vermemelerini de kendilerinden yoğun bir şekilde istiyoruz, talep ediyoruz. Takımınızda bulunan oyuncularınızın özel hayatlarıyla, aile hayatlarıyla ve özellikle okul yaşamlarıyla ilgili mutlaka takipçi olun. Onları izleyin, gidin öğretmenleriyle, müdürleriyle irtibata geçin ve bu sporcularınızın okul durumlarıyla alakalı bilgi edinin. Eğer bir sıkıntı varsa çocukları uyarın. Bu uyarınıza da karşılık alamayın. Eğer çocuklarda bir toparlanma olmuyorsa takımdan uzaklaştırın. Bu şu demektir arkadaşlar. İyi bir futbolcu, iyi bir sporcu olmak istiyorsanız bir defa okul hayatınızda kesinlikle başarılı olmak zorundasınız. Zaten iyi bir sporcu olmanın en önemli kriterlerinin başında da zeki olmak geliyor ki zaten zeki insan derslerinde de başarılı olamıyor. Eğer spor yaşamınızı eğitim hayatınızda destekleyebiliyorsanız o zaman size çok büyük artılar sağlayacaktır ilerleyen dönemde. Tabii ki
spor hayatınızla okul hayatınızla katkı sağlayacaktır. O da işin farklı boyutu. Dolayısıyla bu ikisini iyi böyle birbirine harmanlayıp ölçüyü kaçırmadan, yani spora ben işte gönül verdim, sporcu olacağım deyip de okul hayatını borçlamayıp ikisini bir arada dengele getirebiliyorsanız en mükemmeli o. Altyapı oyuncularınızda hiç de tavizler görürüz bu konuda. Ama sizler de bunu lütfen unutmayın. Tabii ki çok kolay bir şey değil. İşte başkalarından daha farklı şeyler ortaya koyacaksınız ki onlardan daha farklı olasınız. Daha özel olasınız. Onun için sizden rica ediyorum. Sakın ha sporcu olacağım diye. Çünkü günümüzde anneler, babalar, işte abiler, dayılar da bu konuda maalesef taviz veriyorlar. İşte oğlum iyi futbolcu olacak. Mesela bende iş var. Ahmet abi diyor. Senin oğlan diyor çok iyi futbolcu olacak diyor. Bunun üzerine düş diyor. Tabii bunu duyan baba, oğlu iyi futbolcu olacak, çok para kazanacak, kendi hayatını kurtaracak. Benim o olayı Bursa Spor'la beraber yaşamam benim adıma çok güzel bir durumdur. Tabii bu şampiyonluk gününde Beşiktaş'la Bursa'da oynadık, kazandık ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi gerekiyordu ki bizim maç bittikten sonraki o bir dakika İnanın bitmedi. Zaten bana sorsan ne yapıyordun o? Şu an hatırlamıyorum. Kendimden geçmiş durumdayım. Yani orada o bir dakikayı beklerken ki yaşadıklarımız inanın hayatımız boyunca zihnimizden kazınmayacak ki o Fenerbahçe maçı bitti ve geldiği zamanki coşku, o tribünlerdeki heyecan, sevinç tabii görülmeye değerdi. Nasıl öğrenmek sizin için zor bir iş mi? Göreve başladığım dönemde beklentimiz şuydu. Bursa Spor'un ülke futboluna hizmet eden, ülke futbol kamuoyunun Bursa Spor'dan beklentisine cevap verebilecek düzeyde Türk futboluna katkı sağlayan ve tabii ki camianın işte 1963 yılından beri beklediği şampiyonluğu, başarıyı yaşatabilecek bir performans ortaya koymak ve bunu, bu başarıyı artık devamlı ve istikrarlı hale getirmek de bizim Bursa Spor'da göreve başlarken de beklentimiz. Şükürler olsun, tabii biz şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ettik. Daha sonraki sene üçüncü olduk, UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil ettik. Sonraki sene yine beşinci olduk, Türkiye Kupası'nda final oynadık. Yani baktığımız zaman bir Anadolu takımı imkanları ve bütçesiyle son 3 seneye baktığımız zaman başarıda devamlı bir istikrarı oluşturduk ve bunu yaparken de devre devre söylediğimiz gibi bu işi çok düzgün bir şekilde bütün ülkenin sempatisini kazanarak yaptık. Ama bence Ronaldo ve Messi çok yüksek bir futbolcular değil. Onlar gerçek anlamda yıldızlar. Yıldızları yönetmek de çok fazla maharet isteyen bir iş değil. Zaten onlar kendi kendilerini yönetiyorlar ve etrafındaki insanları da yönlendiriyorlar. O yüzden o türlü yıldızlarla çalışmak, gerçek anlamda yıldızlarla çalışmak bence bir antrenör için en kolay iştir. Esas zor olan kendini yıldız zanneden futbolcularla çalışmaktır. Teşekkür ederim. Evet, son sorumuz var. Bir oğlum var 15 yaşında. Burak isminde, bir de 10 yaşında kızım var Berrak isminde. Oğlum çok koyu bir Bursa sporludur. İkinci takımı da Samsun sporludur. Evet, teşekkür ederim. Bizim ailelerimiz profesyonel taraftarlardır. Biz neredeyse oradalardır ama tabii bizim hayatımızda önemli olan kulüpler var. Onların tabii etkisi hiçbir zaman ne çocuklarımızın, ne ailemizin, ne de bizim üzerimizden silinmeyeceklerdir. Bunlardan bir tanesi de Bursa Spor olacaktır. Hocam buraya bakar mısın? Hocam buraya bakar. Evet, büyük bir alkış istiyoruz. Hocam. Evet. Değerli çocuklar. Ertuğrul abi bizim hocam buraya bakar mısın? Çok güzel bir çalışıyor. Kendisine okulumuzda ağırlamaktan mutluyuz diyoruz. Nazilinizi ağırlamaktan mutluyuz. Ertuğrul hocam buraya bakar mısın? Hocam. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Evet, hemen şey takip edeceğiz. Ertuğrul hocamız
başkanımıza, evet, belediye başkanımıza da. Hocam okul müdürümüzü alabilir miyiz? Bir hatıra hocam buraya bak. Şöyle geçeyim. Hocam, hocam buradayız. Lütfen yerinize geçer misiniz çocuklar? Hadi artık ileride geçelim. Çocuklar herkesi yerinize oturtun. Alkışlarla bu boyut misafirlerinizi. Yerinize oturursunuz yavrum. Thank you.